Arnavutköy Belediyemizin değerli meclis üyeleri, kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Meclis toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah. Temmuz ayının birinci birleşim, birinci oturumunu 01 Temmuz 2024 Pazartesi günkü toplantısını açıyorum. Toplantımızın yeterli sayıda meclis üyemiz vardır. Bugün 7 gündem maddemiz mevcut. 2 de ek teklif var. Toplantıya geçmeden önce meclis üyelerimizden Mehmet Sarı başkanımızın evladı vefat etmiştir. Başsağlığı diliyorum kendilerine. Allah'tan rahmet diliyorum vefat edenim. Murat Öztürk Bey'in bir yakını vefat etmiş. Onu da başsağlığı diliyoruz kendilerine ve ailesine. Allah rahmet etsin. Öncelikle gündeme başlamadan yine gündem dışı konuşmalar için grup başkan vekillerine söz hakkı vermek istiyorum. Buyurun Zeki Bey. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, Temmuz ayı toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ben de öncelikle hem Mehmet Sarı ağabeyimizin hem Murat Öztürk beyefendinin vefat eden yakınları için sabırlar diliyorum. Rabbim rahmet eylesin kendilerine. Kıymetli meclis üyesi ağabeylerimize de başsağlığı dileklerimi tekrardan iletmiş oluyorum buradan. Tabii meclis üyesi içerisinde, Temmuz ayı içerisinde birkaç konu başlığımız var. Önemli gündemlerdir. Onlara kısa kısa değineceğim. Öncelikle bugün itibariyle 1 Temmuz 1926 tarihinde Türk denizciliğinin özgürleştiği, hem ticari hem de diğer yönleriyle denizlerimizdeki özgürlüğümüze kavuştuğumuz kabotaj bayramının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yine Temmuz ayı içerisinde 7 Temmuz'da Hicri yılbaşı biliyorsunuz ve akabinde 10. günde de Muharrem'in 10. günde de Aşure günü var. Onun da İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yine 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'te Srebrenica katliamında hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimiz vardı. Bunlara da tekrardan kendilerine rahmet olsun. Yakınlarına da başsağlığı dileklerimizi ileterek dünyanın birçok yerinde yaşanan, özellikle Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı baskı ve zulümlerin tekrardan hatırlatılması noktasında önemli olduğunu düşünüyorum. Yine Temmuz ayı içerisinde 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü. Bunu da bu vesileyle buradan hatırlatmış olalım. 24 Temmuz 1908'de Türkiye Gazeteciler ve Basın Bayramı var. Ülkemizdeki tüm gazeteci emekçilerin Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum. Yine Temmuz ayı içerisinde geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde orman yangınları oldu. Biliyorsunuz yaz dönemi, havalar sıcak. Biz buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımıza hatırlatmış olalım. Bizim bölgemizde ormanların çokça olduğu bir bölge. Aslında valilik ve kaymakamlıklar yaz döneminde özellikle ormanlarda ateş yakılmasını, anız yakılmasını tarım bölgelerinde yasaklıyor ama yine vatandaşlarımız dikkatli olmayınca gördüğümüz gibi ülkemizin ciğerleri konumundaki ormanlarımız maalesef Türkiye'nin birçok bölgesinde ciddi yangınlarla mücadele etmek durumunda kalıyor. Bu konuda hassasiyet gösterilmesini temenni ediyorum. Bu yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu, yaralanan vatandaşlarımız oldu. Ben ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileklerimi buradan iletmek istiyorum. Yine dün
sanırım İzmir'de bir iş yerinde yaşanan patlama oldu. Burada da 5 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. 64 tane de yaralı vatandaşımız var. Burada da vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileklerimi iletiyorum. Temmuz ayından sonra Ağustos ayımız tatil olacak. Bildiğiniz gibi Eylül ayında yeniden meclisimiz başlayacak. Yine tatil vesilesiyle memleketlerine gidecek olan kardeşlerimiz vardır. Bunların da dikkatli gitmelerini, tatillerini güzel bir şekilde geçirmelerini, sağ salim bir şekilde geri gelmelerini temenni ediyoruz. Ve son olarak da bildiğiniz gibi 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimiyle ülkemizin birliğine, bütünlüğüne kasteden FETÖ terör örgütünün bertaraf edildiği bir gün. Bununla ilgili de arkadaşlarımız bir konuşma yapacaklar. Buradan da bir kez daha ülkemizin bekasına yönelik olan tüm girişimleri şiddetle kınadığımızı, inşallah ülkemize bu tarz eylemlerin bir daha yaşanmaması dileklerimi tekrardan iletmiş oluyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Gruplar adına başka konuşma yapmak istedim. Buyurun Ayhan Bey. Sayın Başkan, meclisimizin değerli üyeleri ve bizleri sosyal medya üzerinden takip eden saygıdeğer Anadolu halkımız, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Temmuz ayı içerisinde alacağımız bütün kararların Arnavutköy halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ben de Temmuz ayının içerisindeki önem arz eden bazı konulara değineceğim. Onun öncesinde geçtiğimiz ay rahmetli olan Mehmet Sarı beyefendinin kızına Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisine başsağlığı ve sabır diliyoruz grubumuz adına. Aynı şekilde eniştesi vefat eden Murat Bey de eniştesine Allah'tan rahmet, kendisine ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Sayın Başkanım, meclis Temmuz ayı içerisinde Lozan Antlaşması ve Kabotaj Bayramı var bildiğiniz üzere. Bugün Kabotaj Bayramı. Türkiye'nin bağımsızlığını tüm dünyaya ilan edildiği 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm bağımsızlık mücadelemizin aziz kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Dileriz ki Rabbim bir daha bu millete bağımsızlık mücadelesi yaşatmasın. Lozan Antlaşması'yla lağvedilen kapitülasyonlardan sonra Türkiye kabotaj hakkına kavuştu. Kendi kara sularımızda ve kendi limanlarımız arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolümüzde bulundurma hakkını elde ettik. Bu nedenle de 1935 yılından bu yana kutlanan kabotaj ve denizcilik bayramını kutluyoruz. Evet, yine bu ay içerisinde Srebrenica katliamı var. İnsanlık tarihinin yakın dönemde gördüğü en trajik ve büyük acılardan biri 1995 yılında Bosna Savaşı sırasında Srebrenica kasabasında yaşandı. Sırplar tarafından yapılan katliamda maalesef 8373 masum sivil insan hayatını kaybetmiş, adeta soykırım yapılmıştır. 29. yıl dönümünde katledilen Srebrenica'lı dindaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Tarihe bu utanç vesikasıyla geçmiş Sırpları bir kez daha lanetliyoruz. Yine bu ay içerisinde gazeteciler ve basın bayramı var başkanım. Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basında sansürün kaldırılması gazeteciler ve basın bayramı olarak her yıl 24 Temmuz'da kutlanmaktadır. Bu vesileyle objektif ve doğru haber aktarmayı ilke edinmiş, zor koşullarda büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarını 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramını kutluyoruz. Diliyoruz ki mesleklerini daha özgür bir ortamda icra etmeleri de en büyük temelimiz. Geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde memleketimizde çok ciddi hadiseler oldu. Bunların en göze çarpanı Mardin ve Diyarbakır'da bir yangın hadisesi yaşandı. 20 Haziran gecesi Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıda ilçesi arasında bölgede çıkan ve günlerce süren yangın çok ağır bir bilançoyla neticelendi. Çıkan yangın sebebiyle maalesef 15 yurttaşımız hayatını kaybetti ve onlarcası da yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz.
Ayrıca 15 bin dekar tarım alanı yandığı felakette yaklaşık 1000 tane de küçükbaş hayvan, aynı zamanda doğada yaşayan bir sürü hayvan da telef oldu maalesef. Hepimizi derinden üzen bu afete maruz kalan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletiyoruz. İzmir'de de bir patlama maalesef hadisesi yaşandı. Bu hadisede de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Son olarak başkanım, biliyorsun ki şu anki sürede Almanya'da düzenlenen bir Avrupa Futbol Şampiyonası söz konusu. Euro 2024 Futbol Şampiyonası'nda grubundan çıkarak son 16'ya kalan milli takımımızı gönülden tebrik ediyoruz. Salı günü yarın yapacağı çeyrek finale çıkmak için Avusturya ile yapacağı maçta da kendilerine başarılar diliyoruz. Yüreğimiz, kalbimiz, dualarımız onlarla inşallah memleketimizin yüzünü güldürecek sonuçlara imza atarlar. Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah. Teşekkürler Ayhan Bey. Buyurun Mehmet Bey. Sayın Başkan, çok kıymetli mesai arkadaşlarım. Acımızı çoklarınızla beraber gerek telefonla gerek fizik olarak paylaştınız. Ben hepinize ve acımıza ortak olan tüm dostlara efendim sağlık sıhhat diliyorum. Cenab-ı Hak onları böyle bir acıyla imtihan etmesin diyorum. Evet, Temmuz ayı deyince benim aklıma ne geliyor? Temmuz ayı deyince kızımın rahmeti rahmana kavuşması geliyor ve kızımın aynı ayın içerisinde rahmetli olduktan birkaç gün sonraki doğum günü geliyor. Efendim, benim için önem arz eden konu budur. Bir de tabii ki insanlık alemi için ne vardır dediğimizde elbette ki kutlanacak günler vardır ama 15 Temmuz'un da asla unutulmaması gereken bu memleketin temel taşlarının oynadığı efendim gerek ekonomisinin ve iktisadi sisteminin, siyasi sisteminin tamamen temel taşlarının oynatıldığı, efendim düzenin sarsıldığı 15 Temmuz'u da asla unutulmaması, unutmamak, unutturmamak lazım diye düşünüyorum. Tabii 15 Temmuz'a gelirken Türkiye'de neler oldu, 15 Temmuz kimlerin efendim meyvesiydi, 15 Temmuz hangi şartlarda geldi, malum şahıs kimdi, bunu da iyi analiz etmek lazım. Efendim bu konuda da bana göre Türkiye bu meseleyi çözmüş değil, çözeceğini de düşünmüyorum. Neden derseniz buna bir kürsü kurmak lazım. O kadar basit bir olay değil. Çözüldüğünü zannedenler, efendim benim bir izah tarzım vardır. Şekeri bardağa koyuyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Efendim onu yuttuğunuzda tahlil edilmesi, analiz edilmesinin mümkünatı yoktur. Şimdi ne oldu? Şekerin hazırlanmışıyla, bardağa atılanlarla, yani 15 Temmuz noktasında Türkiye'nin siyasi iradesinin, askeri iradesinin dikkatli olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve de biz vatandaş olarak bu hassasiyetimizi bu din tacirlerine, din soytarılarına, din adına efendim siyasi iradeye el koymak için mücadele eden, din adına insanları, fakir fukarayı kandıranları iyi analiz etmek lazım. Aynen bunların yüzüne baktığımız zaman zaten görürsünüz. Tavuğun yumurtasına benzerler. Efendim yüzlerinin efendim hiçbir tarafında efendim şeyi göremezsiniz. Bembeyazlardır. Baktığınız zaman çok masumlardır. Elbette ki insanlığın var olmasının iki tane sebebi var. Biz hayat mücadele verirken ne yapıyoruz? Bir ticari mücadele, yaşam mücadelesi veriyoruz. Bir de gerçek hayat dediğimiz ebedi alem için efendim bir mücadelemiz var. Oraya hazır gidebilme derdimiz var. Bunlar tabii ki neden yüzlere kasık olmuyor? Malum şahıslar zaten böyle bir dertleri yok. Aşağıda da parselasyon tamam, cennet hazır olduğu için bu manada gençlerin kandırılmamasına, efendim özellikle kız çocuklarının tahsile gönderildiği zaman nerede kaldıklarına, kimlerle beraber olduklarına iyi bakmak lazım diye efendim düşünüyorum. Ben Temmuz ayının önümüzdeki günlerde de bizim yaşam sürecimiz olur veya olmaz, bizden sonrakilerde de 15 Temmuz'u iyi analiz etmesi lazım. 15 Temmuz'u unutmamaları lazım, unutturmamamız lazım diye düşünüyorum. Bu tehlikeyi her zaman göz önünde bulundurmamız lazım diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlık sıhhat diliyorum. Teşekkür ederim. Gündem dışı
gruplardan önce bu. Peki Ayşe Hanım. Ayşe Hanım basarsan tuşa. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, 7 Temmuz 2024 Pazar günü Muharrem ayını idrak edeceğiz. Muharrem ayının 10. günü Aşure günüdür. Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran önemli bir zaman dilimidir. Aşure günü tarihte birçok olayın meydana geldiği gün olarak bilinir. Bunlar Hazreti Adem'in tövbesinin kabulü, Hazreti Nuh peygamberin tufandan kurtulması, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyüp'ün hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğullarını Firavun'dan kurtarması, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümünden kurtarılıp göğe yükseltilmesi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti. Hicri 61 yılının Muharrem yılının 10. gününde Kerbela'da sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın iki çiçeği, cennet çocuklarının efendileri diye övdüğü Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın ciğer parelerinden biri olan Hazreti Hüseyin ve Ehli Beyt'ten olan 7'den 70'e fazla yaranı şehit edilmiştir. Muharrem ayını mateme ve hüzne dönüştürmüştür. Kerbela'yı anlamak, Hazreti Hüseyin'i tanımaktır. Hazreti Hüseyin'in yolu peygamberimizin yoludur. Hazreti Hüseyin'i anlamak, haksızlığın, zulmün karşısında durmaktır. Hakkın, hukukun, özgürlüğün, adaletin ve vefanın yoluna baş koymaktır. Hazreti Hüseyin'i sevmek, uğruna can verdiği değerlere sahiplenmektir. Bu mesajı iyi okumamız lazım. Bugün Gazze'de yaşanan soykırım ve aldığımız acı haberler, tutulan matemler, yaşanan hüzünler bizleri derinde üzmekte ve yüreklerimizi yakmaktadır. Bu vesileyle Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleriyle birlikte Bedir'den Çanakkale'ye, İstiklal mücadelemizden 15 Temmuz'a ve mukaddeset uğruna, hakikat uğruna, hak ve hakikat yolunda en aziz varlığı olan canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi başkan Gökhan Bey, buyurun. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, 15 Temmuz demokrasi ve birlik günü için söz almış bulunuyorum. Milletler tarihinde gösterdikleri fedakarlıklarla ve ödedikleri bedellerle büyürler. Anadolu'yu yurt edinmeye başladığımız günden bu yana cesaret ve adaletliyle dünyadaki kadim milletler arasında görkemli yerini almış olan milletimizin ödediği ağır bedelleri tarihin şerefli sayfalarına altın harflerle nakşetmişizdir. Tarih boyunca yeryüzünün vicdanı, insanlığın umudu olan aziz milletimizin önüne her dönem engeller çıkmıştır. Milletimizin her seferinde azmi ve cesareti ile bu engelleri aşmayı bilmiştir. Hem kendi coğrafyasında hem de dünya mazlumlarının başını öne eğmesine asla müsaade etmemiştir. Dünyanın farklı coğrafyalarını ateş ve gözyaşına boğan küresel yapılar ve onların yerli işbirlikçileri 15 Temmuz 2016 tarihinde milletimize karşı bir kez daha çirkin yüzlerini göstermişlerdir. FETÖ tarafından tertip edilen milli iradeyle birlikte kadim devlet yapımıza kastedilen hain darbe girişimi milletimizin cesareti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ferasetiyle çirkin emellerine ulaşamamıştır. Bu hain darbe girişimi gecesinde çoluk çocuk, genç, yaşlı sokaklara inmiş milletimiz tek yürek olarak kendi hür iradesine sahip çıkmıştır. Vatan için can vermenin şehadet olduğuna inanan bu milletin evlatları
kendini tanklara, tüfeklere siper etmiştir. Ülkemizin birliği ve beraberliğine kasteden darbe heveslileri ve onların maşaları olarak kullanan küresel güçler bu aziz milletin hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceğini bir kez daha görmüşlerdir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünün yaklaştığı bu günlerde bir kez daha tüm dünyanın ve dünyanın farklı yerlerine kaçmış olan darbecilere ilan ediyoruz ki yeryüzündeki tüm mazlumların duası olan, ezilenlerin gür sesi olan, mazlum bırakılmış coğrafyaların beklentilerini bu aziz milletimiz karşılamıştır. Bu duygu ve düşünceler, bu duygu ve kararlılıkla istiklal ve istikbali için cenneti yurt edinmiş başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu şanlı direnişin yaşandığı gecede gazilik mertebesini almış olan kahraman vatan evlatlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı için söylediği "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" duası bizde "Allah bu millete bir daha böyle hain girişimleri yaşatmasın" duası ile eşlik ediyoruz. Tüm kamuoyuna saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim Gökhan Bey. AK Parti grubu adına başka konuşma yok. Buyurun Uğur Bey. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri ve bizleri sosyal medya aracılığıyla izleyen kıymetli Arnavutköy hemşehrilerimiz. Ben de grup başkan vekillerimizin yapmış olduğu konuşmaların tamamına katılarak özellikle Mehmet Bey'in ve Murat Bey'in cenazesi için ayrı bir taziye dilemek istiyorum kendilerine. Allah rahmet eylesin her iki cenazemiz için de. Sayın Başkan, geçtiğimiz ay Türkiye için, Türkiye siyasi tarihi açısından önemli bir seçim gerçekleştirdik. Burada da Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde Arnavutköy temsilen iki arkadaşımız, yani Sayın Belediye Başkanı ve ben orada görev aldık, oy kullandık, temsilciydik. Bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde Türkiye Belediyeler Birliği'nin 6. dönem başkanı olarak seçilmiştir. Ben bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Başkanı tebrik etmek amacıyla söz aldım. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Aynı zamanda yaklaşık 21-22 yıldır farklı bir sistemle ilerleyen Belediyeler Birliği'nde bu saatten sonra İstanbul'un vizyonunu tüm Türkiye'ye yansıtmak için bir yol alacağında bundan da yana da hiçbir şüphemiz yok. Bu noktada bir tebrik mesajı yayınlamak istedik. Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Başkan, söz almak isteyen. Buyurun. Mutlu. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Madımak olaylarına değinmek istiyorum. Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan katliamın üzerinden tam 31 yıl geçti. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilen Pir Sultan Abdal şenliklerine katılanların konakladığı Madımak Oteli yakıldı. Olayda çoğunluğu yazar, ozan ve düşünürlerden oluşan 33 katılımcı ile 2 otel çalışanı ve 2 gösterici olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan her katliam çağdaşlığa, demokrasiye, laikliğe, barış içinde yaşama ve çok kültürlü dokuya yapılan saldırıdır. Madımak'ta yaşanan da ülkemizin ortak acısı ve utancıdır. Kara bir leke olarak tarihimize geçmiştir. O gün orada yaşananlar iman, izan ve vicdan sahibi kimsenin kabul edemeyeceği olaylardır. Bu olayların bir daha yaşanmamasını diliyor. Madımak katliamının yıl dönümünü üzüntüyle anıyorum. Ve konuşmama sözleri Alaaddin Usta'ya ait olan Edip Akbayram'ın şarkısından alıntıladığım sözlerle son vermek istiyorum. Güneşin ak yüzüne bir duman çöktü, bir türkü çığlıkla ateşe düştü. Kuytu bir köşede bir çiçek küstü. Döktü yaprağını, boynunu büktü. Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz, güllerim yandı, yüreğim dayanmaz. Kararmış yüreğin hiç ışığı olmaz, bilmez misin ki türküler yanmaz. Günü gelir sanma hesap sorulmaz, dayanır kapına Pir Sultan ölmez. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Başka yok herhalde söz almak için. Buyurun canım. Buraya.
Sayın Başkan ve değerli meclis üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alarak iki hususta önerimde bulunmak istiyorum. Birinci husus, ilçemizde bulunan 15 adet köyde yaz sezonu boyunca yetiştirilen sebze, meyve, yumurta ve köy ürünleri üretimi yapılarak aile ekonomisine katkıda bulunmak için bayanlarımız ve çocuklar başta olmak üzere yol kenarlarında derme çatma tezgahlarda bu ürünleri satmaya çalışmaktadırlar. Hem köylü vatandaşlarımıza yardımcı olmak hem de yol güzergahlarından alışveriş yaparak taze ürünlere ulaşmaya çalışan diğer vatandaşlarımıza hizmet açısından köy muhtarlarımıza danışarak müsait olan yerlere göze hoş görünecek birkaç tezgah ve gölgelik yapmak suretiyle Arnavutköy Belediyesi'nce hizmet verildiği takdirde ki örnekleri Çatalca Belediyesi tarafından yapılmıştır. Yapılacak oluşuma her türlü desteği vereceğimizi partimiz adına belirterek öneride bulunmaktayım. İkinci önerim ise ilçemizde bulunan tarım arazilerinde ayçiçek, buğday vesaire tarımı yapılmaktadır. Yine bölgemizde hayvancılık yapmakta olup hayvanlarını başıboş bırakarak bu ekili arazilere zarar veren hayvan sahiplerine uygulanabilecek yaptırımlarla ilgili 4081 sayılı çiftçi mallarını koruma ile ilgili bir komisyon kurulmasını meclis gündemine alınarak görülmesini talep etmekteyim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler, sağ olun. İlk bahsetmiş olduğunuz konu, yani belediyemiz tarafından şu an bir çalışma gerçekleştiriliyor. İnşallah onu kısa bir sürede hayata geçireceğiz. Buyurun. Başkanım, önce köylü toplantılar diliyorum. Sayın Meclisimizin hassas için teşekkür ediyorum. Şu anda dediğiniz bir nolu madde ile ilgili Arnavut Hadımköy bölgemizde böyle bir çalışmamız var. Şu anda da işliyor. Diğer köy merkezleri için de köy tanzim noktaları diye bir projemiz var. İnşallah bu sene içerisinde bunu hayata geçireceğiz. Böylece köyde üretim yapan çiftçilerimize bu noktalarda satışlarını gerçekleştirebilecek. İkinci madde bir bakalım ama orada kaymakamlığın da devreye girmesi gerekiyor. Yalnızca Arnavutköy Belediyesi'nin tek başına yapabileceği bir konu değil ama onda hassasiyete dikkat edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tamam. Buyur. Konuyla ilgili Kaymakam Bey de zaten özellikle benden rica etti gündeme getirmemi ve kendisinin sonsuz destek vereceğini de belirtti. Buyurun Hasan Bey. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, devletleri sosyal medya üzerinden takip eden kıymetli Arnavut üyelerimizin, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Temmuz ayı meclisimizde alacağımız kararları ilçemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşların talebi üzerine soru önereceğim. Arnavutköy Belediye Başkanlığı'na konu Arnavutköy merkezinde değiştirilen tabelalar. Arnavutköy'ümüzün merkezinde Arnavutköy Belediyesi olarak milyonlarca lira harcanarak ana arterlerde bulunan esnafımızın tabelaları değiştirildi. Ve bütün tabelalar tek tip oldu. Ancak bununla ilgili esnafımızın bazı zerdenişleri ve şikayetleri 5-6 ay gibi bir süre veriliyor. Yeni iş yeri açan esnafımız da tabelalarının takılması için uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Ayrıca tabelalar yaz aylarında güneş vurduğundan dolayı ayna gibi parlıyor ve görülmesinde sıkıntı yaşanıyor. 1. Tabelası zarar gören ve yeni iş yeri açan esnaflara tabela için neden uzun süreler verilmektedir? 2. Yüklenici firma tabela onarmalarını toplu olarak belli dönemlerde mi yapmaktadır? 3. Tabelalar için önümüzdeki süreçte bir tasarruf olacak mı? 4. Birçok esnaf ve kurumsal firmalar ile kurumlar dahi kendi logosunu kullanmazken tek tip tabelaya geçmişken bazı firmaların tabelaları neden değişmemiştir?
5. Tabela değişimi için ne kadar bütçe harcanmıştır? Belediyemize maliyeti ne kadardır? 6. Yeni açılan firmalar tabela yapımı için başvuruyu belediyeye mi yoksa yüklenici firmaya mı yapması gerekiyor? Tarafınıza yazılı sözlü olarak cevap verilmesi konusunda gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim. Peki. Buyurun Hamdi Bey. Evet Hasan Bey, teşekkür ederiz sorunu vergisi için. Şimdi şöyle, Arnavutköy'ün malum geçmişten kaynaklanan bir tabela kirliliği problemi vardı. Özellikle bizim Gazmurşa Caddesi, Fatih Caddesi, Necip Fazıl'ın bir kısmı, Osman Gazi Caddesi'nde olmak üzere Arnavutköy'ün kalbi diyeceğimiz, yani ticari aksın kalbi diyeceğimiz esi görüntü hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Farklı farklı yazı puntoları, farklı tabela boyutları vesaire. Biz bunu bir standartize etmek için Çevre Şehir Bakanlığı'ndan bir hibe aldık. Dediğiniz belki bir sorunun karşılığı bu olabilir. Bir kısmı, büyük bir kısmı hibe ile, küçük bir kısmı da Arnavutköy Belediyesi'nin katkısıyla yetkiyi de Büyükşehir Belediyesi'nden alarak, yani biz bu projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden belediye meclis kararı alarak yaptırdık ve bir tabela düzeni getirildi orada. Gayet de güzel oldu. Sadece tabela değil, cephe düzenlemesi de yapıldı. Cepheler en azından birkaç standarta büründürüldü. Şimdi yeni taleplerle ilgili burada bir standart var. Vatandaş Arnavutköy Belediyesi'ne başvurduğunda altta ticari birimiyle ilgili bir tabela yapmak istediğinde biz ona bir standart belirliyoruz. Yazı puntosunu, altında kullanacağı fonta kadar bunu Arnavutköy Belediyesi'ne başvurduğunda biz kendisine iletiriz. Tamiratlar noktasında ben 4-5-6 ay sürüyor dediniz, bunu bir inceleyeceğim. Gerçekten böyle bir başvuru var mı yoksa sözlü bir başvuru mudur bu? Ona bakacağım. Eğer elinizde bir yazılı bir başvuru varsa bana iletirseniz ben süreci takip edip sağlıklı bir şekilde bir geri dönüş yapacağım. Ama dediğim gibi orada bir standart oluşturulmuştur. Arnavutköy'ün ana merkezinde bunu Arnavutköy Belediyesi olarak biz devam ettiriyoruz. Başvurular Arnavutköy Belediyesi'ne yapılması gerekiyor. Müteahhit işi bitirmiştir, teslimini yapmıştır. Bundan sonra herhangi bir iş ve işlemle müteahhitin dahilisi yoktur. Biz burada inşallah getireceğimiz yeni standartlarda da Arnavutköy'deki bir kentsel estetik dokusunun gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Biz vatandaşlarımızın da burada alınan kararların Arnavutköy'ün dokusunu, o estetik dokusunu güçlendirmemek olduğunu bilmelerini istiyoruz. İşin parlama noktasında bakılır. Yani ben ilk defa sizden duydum bu şikayeti. Bakılır. Ama genelde biz belirlediğimiz standartta bütün firmaların bu standarta uyacak şekilde fontu, yazı şekli farklı olabilir ama standartın önemli olan tutturulması burada. Ben bu noktada hem zaten cevap verecektir ama kısa bir açıklama da yapmış olayım. Teşekkür ederim başkanım. Değerli meclis üyeleri, bir oylama yapayım ondan sonra olur mu? Verilen soru önergesinin başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun Ayhan Bey. Sayın Başkan, meclis üyesi arkadaşımız Hasan Bey'in verdiği soru önergesiyle alakalı Hamdi Bey kısmen birkaç tane açıklayıcı cevap verdi ama burada aslında altı çizilmesi gereken hususlardan bir tanesi şu: evet, parlama noktasında ben de katılıyorum. Ben de merkez esnafıyım. Yani oradaki parlamadaki kasıt şu: metal rengi galvanize olduğu için güneş vurduğunda uzak bir mesafeden baktığında esnafın ne iş yaptığını veya okuyamıyorsun, yani yansımadan dolayı okuyamıyorsun. O birinci sorun. İkincisi de aslında burada altı çizilmesi gereken önemli husus, bir kanun, bir nizam uygulanıyorsa buradaki vatandaşa siz bir bütün aynı muamele yaptığınızda ilkin vatandaş itiraz etse de sürecin içerisinde sonra bunu sindirip bir şekilde belediyesine ve ona saygı duymaktan geri durmaz bunu bilin. Ama merkezin tam göbeğinde, isim vermek doğru olmaz burada, bazı şahısların hala kendi eski tabelasını kullandığı hepimizce gözlemlenmekte. Siz de meydanı kullanıyorsunuz, hem de Arnavutköy'ün
meydanda. Burada aklımıza soru işaretleri geliyor. Tabii biz bu soru işaretlerini şeytan avukatını yapmayalım ama bu noktada eğer bir düzeltim yapmazsa biz de sonrasında Hasan Bey daha derin bir araştırma yapacak. Burada bazı firmalar hala kendi tabelasını kullanıyor. İnsanın aklına çeşit çeşit şeyler geliyor. Bize bu veya vatandaşa bunu kurma hakkı vermeyin. Siz o uyguladığımız literatürü o arkadaşlara da tekrar tebliğ edin. Onlara tabelasını değiştirsin. Tek düze parlıyorsa herkesin parlasa ama yine de bence ona bir çözüm üretilebilir ama hepsi aynı olması adil olma anlamında sizlerin de bir sınavı olur ama meydanda hala kendi eski tabelasını kullanan esnaflar var. Bunu belirteyim. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Buyurun Hasan. Aslında talebini şöyle tabelaların geriye dönük onarılmadığına yani belediyeye işte tabelalar bozuldu, tamir vesaire bu konularda talepte bulunup ama 5-6 ay bir süre verildiğine, bundan dolayı böyle bir şeyde bulundum, soru önergesinde. Biz de sokak siyasetçisiyiz. Yolda geçtiğimiz zaman vatandaş haliyle bize işte sorularını, taleplerini iletiyor. Biz de burada Yüce Meclis'te dile getiriyoruz. Saygılar. Teşekkür ederiz. Başka soru önergesi olun. Buyurun efendim. Kamera bir dönsün başkan. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum ve bir son önergesi veriyorum. Arnavutköy Belediye Başkanlığı'na Temmuz ayı olağan meclis toplantısı 1. birleşiminde Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi olarak söz almış bulunmaktayım. Meclis Başkanlığı tarafımıza cevap verilmesi için yazılı soru önergesi veriyorum. Konu: Anadolu Mahallesi, Aktar Sokak ve Ay Sokak yol aydınlatılması hakkında. Arnavutköy ilçesi, Anadolu Mahallesi, Aktar Sokak ve Ay Sokak ilçemizde önem arz eden yollardandır. Arnavutköy Devlet Hastanesi, Arnavutköy Metro İstasyonu, İETT peronları, kapalı pazar alanı ve şehir parkına ulaşımın ana arteridir. Metro istasyonu ve kapalı pazar alanının getirdiği hareketlilik, gündüz ve gece nüfusunun artmasına sebep olmaktadır. Hastaneye metro istasyonuna ulaşmak ve alışverişini yapmak gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu yolu kullanmak zorunda kalan halkımızın yol aydınlatılması olmaması sebebiyle can ve mal güvenlikleri tehlikeye girmekte ve trafik kazalarına davetiye çıkartmaktadır. Özellikle öğrencilerimizin ulaşım için kullandıkları bu sokakların aydınlatma yetersizliğinden birçok sorun yaşamaktadırlar. Modern ve güvenli şehirciliğin ölçülerinden biri de bulvar, cadde ve sokak aydınlatılmasının yeterli düzeyde olmasıdır. Bu bağlamda 1. Aktar Sokak ve Ay Sokak yol aydınlatma ihtiyacının karşılanmamasının veya karşılanamamasının sebebi nedir? 2. Aktar Sokak ve Ay Sokak için yolun aydınlatılma ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili sürdürülen bir çalışmanız var mıdır? Yukarıda açıklanan sebep ve gerekçelerin tarafımıza yazılı ve sözlü olarak cevap verilmesi konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. Teşekkür ederim. Burhan Bey. Başkanım, soru önergeleri başkanlık bakımına sevk ediliyor ama burada en azından meclis üyelerimizi bilgilendirmek adına açıklama yapıyorum ben de. Dediğiniz her iki sokakta aydınlatma problemi BEDAŞ'ın uhdesinde olan bir konu. Doğrudan aslında Arnavutköy Belediyesi'nin bir konusu değil. Fakat ben meclis üyelerimizin hassasiyetine teşekkür ediyorum. Ben de notumu aldım. Bunu BEDAŞ nezdinde takibini yapacağım. Ama dediğim gibi konu birinci derecede BEDAŞ'ın konusu. Arnavutköy Belediyesi'nin maalesef konusu değil başkanım. Teşekkür ederim. Peki. Buyurun. Ferhat arkadaşımız hassasiyetle o bölgede de demek ki çokça geçtiği için vatandaşın hassasiyeti bir soru önergesi verdi. Hamdi Bey bir cevap verdi ama mesele BEDAŞ'ın aydınlatma yaptığını hepimiz biliyoruz. Yani Ferhat Bey de biliyor, hepimiz biliyoruz. Sadece burada BEDAŞ'a talebi oluşturacak. Nerenin eksik olduğunu, aydınlatmasının eksik olduğunu, yetersiz olduğunu veya yeni açılan sokakların
bu ihtiyacı hasıl olduğunu belediye belirler yani. Dolayısıyla buradaki arkadaşımızla üstüne altını çizmek istediğim mesele o yani. Evet, BEDAŞ'ın üklesinde ama BEDAŞ'a haliyle Sultan Gazi Belediyesi'de sizlerin bildiride bulunması lazım. Hangi yerlerin aydınlatmasının ve aslında Arnavutköy'ün birçok yerinde bu sorun var. Arkadaşımız özellikle çok çok kullandığı için oraya dile getirdi. Ya bu noktada evet sorumluluk BEDAŞ'ın ama nerede ne eksik varsa bildirin, söyleyin, talepte bulunun. Yapsınlar, yapmazsa biz de size destek verelim. Teşekkür ederim. Teşekkürler Ayhan Bey. Ya meclisin zaten asli görevlerinden biri bu. Yani her meclis üyesi çevreden. Yok şimdi burada arkadaşlar da ufak bir açıklamada bulunmasında bir beis yok ama. Peki. Bu soru önergesini başkanlık makamına havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başka soru önergesi veya görüşme talep yok. Toplantıya geçiyorum. Bir önceki toplantıya ait tutanak özetinin okunmuş olduğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tutanak özetinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme iki ek teklif gelmiştir. Bu iki ek teklifin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem maddelerinin komisyonları havalesini şimdi oylarınıza sunacağım. Birinci gündem maddemiz iç denetçi kadro ihdası hususunun görüşülmesi. Bunun hukuk komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci gündem maddemiz gelecek yıllara yaygın hizmet yüklemesi yapması hususunun görüşülmesi. Hukuk komisyonu, plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü gündem maddemiz ek bütçe yapılması hususunun görüşülmesi. Plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü gündem maddemiz mali ve aynı yardım kabulü hususunun görüşülmesi. Bunu hukuk komisyonu, plan ve bütçe komisyonu havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beşinci gündem maddemiz boş kadro değişikliğinin görüşülmesi. Bunu hukuk komisyonu havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altıncı gündem maddemiz müdürlüklere ait görev ve çalışma yönetmeliklerinin görüşülmesi. Bunu da hukuk komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yedinci gündem maddemiz kadro ihdası ve müdürlük kurulması hususunun görüşülmesi. Hukuk komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sekizinci gündem maddemiz 14.06.2010 onaylı 1000/1 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı'ndaki işgal konu parsele ait plan notu değişikliğinin görüşülmesi. Bunu İmar Komisyonu'na havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9. gündem maddemiz arsa alımı hususunun görüşülmesi. Bunu da Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bugünkü toplantısına katılamayan meclis üyelerimizi izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.